Mersin'in en çok proje üreten ilçe belediye başkanlarından birinin yanındayız. Şevket Can'ın yanındayız. Merhaba başkanım. Merhaba, hoş geldiniz. Başkanım, İstanbul'da gerçekleşen terör saldırılarıyla ilgili neler söyleyeceksiniz? Tabii ki terörü kınıyoruz. Ülkemize birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi bozmak isteyen art niyetli insanlar var. Cenab-ı Allah'ın izniyle dün biz bu şehirde, bu ülkede birlik ve beraberlik içerisinde yaşadık. Yaşamaya da devam edeceğiz. Bu terörü yapanlar bilmelidir ki ne? Ülkemizi karıştırmak isteyenler bilmelidir ki, vatanımızı bölmek isteyenler de bilmelidir ki eninde sonunda terörü yapanlar, teröre buluşanlar, destek verenler hak ettiği bir cezayı alacaktır. Alıyor da almaya da devam edecektir. Biz bu vesileyle İstanbul'da hakkın rahmetine kavuşarak şehit olan bütün şehitlerimizi rahmetle, şükranla ve minnetle anıyorum. Cenab-ı Allah mekanlarını cennet eylesin diyorum. Bu terörü yapan bütün insanları da şiddetle kınıyorum. Terör saldırısı demişken ülke olarak çok hassas bir dönemden geçiyoruz. Siz de Tarsus Belediyesi olarak çok duyarlı bir harekette bulundunuz. Tarsuslu bütün şehit ailelerimize konut sahibi yaptınız. Neler söyleyeceksiniz? Tabii yaptık değil de yapıyoruz. Çünkü bunun da resmi evrakları hemen hemen yeni bitiyor. Bizler mesai arkadaşlarımızla bir çalışma yaptık. Bu şehitlerimize vefa borcumuzu nasıl ödeyebiliriz diye düşünmeye başladık. Ve sonunda arkadaşlarımızla beraber Tarsus'umuzda ikamet eden veyahut da Tarsuslu olan bütün şehit ailelerimize konut vermeyi düşündük. Netice itibariyle bunun da resmi işlemlerini başlattık. Geçen hafta da noter huzurunda şehit ailelerini bir araya toplayarak kurallarını çektik. İnşallah bu ayın sonunda da tapularını vererek şehit ailelerimize bir nebze de olsun vefa borcumuzu göstermek istiyoruz. Çünkü şehitlerimiz gerçekten bugün bizim ülkemizde bugünlerde gelmemize vesile olan, bayrağımızın inmemesi için, ezanımızın susmaması için mücadele eden, kanlarıyla, canlarıyla bu ülkenin bölünmez bütünlüğünü savunan kahramanlarımızdır. Gerçekten şehitlerimiz bizim namusumuzdur, gaziler bizim onurumuzdur. Bu vesileyle bütün şehitlerimizi rahmetle anıyorum. En azından Tarsus Belediyesi olarak da bizler de şehitlerimize vefa borcumuzu göstermek adına bütün şehit ailelerimize ayrım yapmadan şehitlik belgesi getiren bütün şehit ailelerimize ücretsiz konut vereceğiz. Efendim, Tarsus Belediyesi olarak yapmış olduğunuz çalışmalar yerel basını geçtim, artık ulusal basında yer almaya başladı. O kadar çok çalışıyorsunuz. Ama bir proje var ki hem vatandaşın hem basın mensuplarının çok dikkatini çekiyor. Berdan Nehri projesi. Bu projenizden biraz bahseder misiniz? Berdan şehrimizin içme suyunu sağlayan bir nehrimiz, barajımız. Netice itibariyle Berdan ismi Tarsus'ta özdeşleşmiştir. Gerçekten Adana'da baktığımız zaman baraj, Mersin'de denizimiz mevcut. Tarsus'umuzdan farklı olan, kılan Berdan Nehri. Yani bu Berdan Nehri Adana-Mersin D400 yolundan başlayarak baraj yolu dediğimiz Devlet Bahçeli Bulvarı'na kadar uzanan bir gerdanlık şeklindedir. Ve bunun mesafesi yaklaşık 6,5 kilometredir. Biz bunları etap etap bu 6,5 kilometre kısmı yapmayı hedefliyoruz. Birinci etabını da şu anda ihalesini yaptık. İnşallah bu ayın sonunda temel atma merasimini gerçekleştireceğiz. Şehrimizde vatandaşlarımızın nezih bir ortamda eğlenebileceği, yürüyüş yapabileceği, spor yapabileceği, yemeğini yiyebileceği bir sosyal merkez olacak. Aynı zamanda Adana ve Mersin'de bu Berdan Nehri projesiyle şehrimize biz misafir etmeyi hedefliyoruz. Gerçekten Berdan Nehri şehrimizin ortasından geçen bir nehir. İnşallah Eskişehir Porsuk Çayı ayarına getirmeyi hedefliyoruz. İnşallah. Efsanevi bir ismin ardından Tarsus'a belediye başkanı olarak seçildiniz. Burhanettin Kocamaz gibi bir ismin ardından belediye başkanı olmak nasıl bir duygu? Tabii Sayın Başkanımız 94 yılından 2014 yılına kadar şehrimizde 20 yılda ayrımı yapmadan, hakkaniyeti uygulayarak, gecesini gündüzüne katarak şehrimizin bugünlere getiren dediğiniz gibi efsane bir başkanımız, marka bir başkanımız. Başarılı bir belediye başkanı arkasından belediye başkanı yapmak zordur. Ama biz her zaman için Sayın Başkanımızın takipçisiyiz. Yani Sayın Başkanımızın bırakmış olduğu şehrimizi daha ileriye götürmek için mücadele ediyoruz. Ama Sayın Başkanımıza yetişmemiz mümkün değildir.
Efendim, 2016 yılında biliyorsunuz yılbaşına yaklaştık. Şöyle kabaca bir düşünürsek, 2016 yılında Tarsuslara ne gibi hizmetler yaptınız? Şöyle söyleyeyim. Yani biz 2014 1 Nisan'dan itibaren göreve geldiğimiz günden bugüne kadar şehrimize 17 tane hizmetimizi açarak vatandaşlarımızın hizmetine sunduk. Şu anda bu 17 hizmetimizin haricinde 4 tane cami inşaatımız, 2 tane taziye ve inşaatımız 2016 yılında başladı. Artı hükümet konağımızın karşısında buna tarih ticaret merkezi diye adlandırdığımız restorasyon çalışmamız devam ediyor. Bir tane halı saha inşaatımız devam ediyor. Köylerimizde de 4 tane ayrı bir ekip köy yollarını, köy meydanlarını parke çalışması olarak devam ediyoruz 2016 yılında. Bunların haricinde bazı projelerimizin de proje çalışmasını bitiriyoruz. İnşallah 2017 yılında da yapmış olduğumuz 2016'daki proje çalışmalarını 2017 yılında birer birer faaliyete geçireceğiz. Bir belediye başkanı, bir vatandaş, iki çocuk babası olarak, üç çocuk, yeni yılla ilgili mesajınızı alabilir miyim? Tabii yeni yılın önce ülkemize, milletimize, memleketimize ve şehrimize hayırlar getirmesini, herkesin gönlünce güzel bir şekilde kardeşliğimizin devam ederek şehit haberlerinin olmadığı, sağlıklı ve sıhhatli, mutlu ve huzurlu bir yıl olmasını temenni ediyorum. Bizler açısından 2017'nin inşallah şehrimize çok büyük bir enerji, büyük bir performansla güzel hizmetler yapmayı Cenab-ı Allah bizlere nasip etsin diyorum. 2017 yılında bizleri nasıl projeler bekliyor? Tabii 2017 yılında bizim şimdi 5 tane mega projeleri nitelendirdiğimiz projeler faaliyete geçireceğiz. Biraz önce mesela dediğiniz gibi Berdan Nehri başladı. Şu anda bizim ikinci projemiz, bir meydan projemiz var. Kleopatra Kapısı'nın yan tarafında Kleopatra Meydanı. İnşallah Yüksek Anıtlar Kurulu'ndan sondajla ilgili herhangi bir sıkıntı yaşamasak orayı meydan projesi olarak düzenleyip şehrimizde yerli ve yabancı turistleri Kleopatra Meydanı'yla karşılamak ve bu meydanda bütün şehrimizi gezmeye gelen insanların yaya bir vaziyette şehrimizi gezmelerini sağlamak için bu meydan projesi bizim için önemli. İnşallah bunu herhangi bir sıkıntı çıkmasa temenni atmayı düşünüyoruz. Bunun haricinde şu anda bir şehrimizde 5 yıldız konseptinde 112 odalı artı ofis iş merkezi artı 2 binada konut projemiz var. İnşallah bunun da ihalesini yapıp 2017 yılında artık şehrimiz bir otele kavuşacak. Büyük bir eksiklikti. Bu eksikliği de gidermeyi düşünüyoruz. Bunu da temenni 2017 yılında atmaya hedefliyoruz. Ayrıyeten 10 bin kişilik bir arena sosyal yaşam merkezini faaliyete geçireceğiz. Bu da sosyal donatılarla içerisinde buz patenti, go-kart pisti, açık hava sineması, artı piyano, saz kursu ve resim kurslarının verildiği sosyal yaşam merkezinin temelini atmayı hedefliyoruz. Ayrıca de pazar yeri çatılarımızdan güneş enerjisine elektrik üretmeyi 3,5 megawattlık lisansımızı aldık. Bunun da 2017 yıl sonuna kadar Tarsus Belediyesi kendi elektriğini ürettiği gibi elektriklerine para kazanacak. Bunu da uygulamayı hedefliyoruz. Bunun haricinde ayrıca biraz önce bahsettiğimiz gibi şehit ailelerimize konut, ücretsiz konut verdik. Gazi ve engelli kardeşlerimize de maliyetine ev yapmayı hedefliyoruz. Bunu da 2017 yılında gerçekleştireceğiz inşallah. Bir belediye başkanı olarak diğer başkanların düşünmediği veya dokunmadığı yerlere temas ediyorsunuz. Biz de sizi tebrik ederiz çalışmalarınızdan dolayı. Neler söyleyeceksiniz son olarak? Toparlayalım. Tabii yani şimdi netice itibariyle farklı bir çalışma yapmak lazım. Bir farkındalık yaratarak olaylara bakmak lazım. Gerçekten belediyecilik zevkli bir meslek. Netice itibariyle vatandaşlarımızın duasını alıyoruz. Yaptığımız bir hizmetleri bitirdiğimiz zaman mahallelerin ve de şehrimize gerçekten bir tebessüm bize yetiyor. Belediyecilik dokunmaktır, hissetmektir, yaşamaktır. Belediyecilikte doğumdan ölüme kadar her evrede belediyecilik vardır. Netice itibariyle bizler bu şehirde yetişmiş bir Tarsuslu, kendi şehrimize hizmet etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. İnşallah vatandaşlarımız da bu mutluluğumuza ortak oluyor. Bizi de daha çok mutlu ediyorlar. Size de bu vesileyle Kanal 68 ekibine de şehrimize geldiğiniz için teşekkür ediyorum.